Koronavirüs ile mücadeleyi Türkiye'nin, devletinizin yani hükümetinizin yeterli derecede mücadele etmediğini, gerekli önlemleri almadığını bana yoğun bir şekilde yorumlarda bahsediyorsunuz arkadaşlar. Eminim ki siz bunu gerçek olarak dile getirmiyorsunuz. Bunlar sizin kendi içerinizden geçen he hezeyanlarınız olarak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekler böyle değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Cumhurbaşkanı'nın ne kadar iştahlı bir şekilde bu korona virüsüyle mücadele ettiğini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama ama hükümeti sevmediğinizden, kendi ülkenizin Cumhurbaşkanı'nı sevmediğinizden artık değişmesini veyahut da ondan hoşlanmadığınızdan önünüze gelecek her türlü bahaneyle hükümete saldırmak için bunu yaptığınızı biliyorum. Bakın Avrupa'da koronavirüsü sebebiyle hayli fazla insan hayatını kaybetti. Birçok kişi virüse yakalandı ve birçok kişinin de testi yapılmadı. Evde kendi başına kendileri atlatıyorlar. Biz Avrupa'da yaşayanlar olarak bizim karşımıza hiçbir yetkili çıkıp da Bakın koronavirüs sebebiyle yasak var sokağa çıkmayın şöyle dikkat edin böyle dikkat edin diye hiç kimse bize söylemedi devlet olarak. Türkiye'de ise Sokağa çıkma yasakları var. Şehirler arası ulaşım, seyahatte, alışverişte, pazarlarda baska, maske takma zorunluluğu var. Sokağa çıkmama belirli yaşlarda küçük yani 20 yaşına kadar çocuklarda sokağa çıkmama yasa, 65 yaş üzeri sokağa çıkmama yasa, gerekli gıdayı ihtiyacınızı evinize ulaştıran bir devletiniz var. Yardım gönüllü insanlar ve zabıtalar veyahut da karakolun aracılığıyla alışverişinizi evinize kadar getiren insanlar var. Eczanelerde yardımlar yapılıyor. Hastanede sağlık çalışanları 24 saat hep hizmet veriyor. Bazı şehirlerde, illerde, ilçelerde karantinalar var. Jandarmalar görev yapıyor. Girişler, çıkışlar yasak. Her türlü önlemleri devlet alırken siz kalkıp da kendi devletinize hiçbir önlem almıyor. Bunun yüzünden koronavirüsü böyle yaygın diyerek hakaret etmeyin arkadaşlar. Almanya'da hiçbir önlem alınmadı. Hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Sadece bu koronavirüsünün tehlikeli olduğunu, yaygın olduğunu dile getirdiler. Bundan sonra insanlar kendi önlemlerini hep kendileri aldılar. Direkt arkadaşlar tehlikeli olduğunu bildikleri için zekalı insanlar, sabırlılar ve zararın nereden geleceğini bilen insanlar. Öyle uyduruktan, yalandan, onun bunun gazına gelip de bir iş yapan insan değiller hemen bu koronavirüsü tehdidi ortaya çıktıktan sonra dükkanı olanlar dükkanlarında kasalarının önlerine kendi şartlarıyla kendi kasalarından kendi imkanlarıyla kasalarının önlerini kapattılar. Bazı metre 1,5-2 metre civarında mesafelere çizgiler koyarak bekleme mesafeleri uyguladılar kasaya gelen dükkana girerken dükkanın önünde dezenfekte ilaçları koydular. Maske takma zorunluluğu getirdiler. İnsanların kendilerinden bahsediyorum. Bakın alışveriş yerlerinde. Devlet değil ama hiçbir devlet yetkilisi buna yasak koyarak veyahut da ceza uygulayarak bunu yapmadı. Hiçbir zaman Almanya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Aynı Türkiye'deki gibi bölge bölge hani Akdeniz, Karadeniz, Marmara bölgesi var ya sadece Bayern eyaletinde e, ee, Münih civarında bir kaç gün sokağa çıkma yasağı denir gibi oldu. O da zaten sokağa çıkma yasağı değil. Ormanlara gidip gezebiliyordunuz. Sadece kalabalık yerlerde ve gruplar halinde gezemiyordunuz. Eşinizle çocuklarınızla yan yana gezip tozabiliyordunuz. Spor yapabiliyordunuz. Sadece mesafeli olmak zorundaydınız. Başka gruplarla kendi ailenizle değil ama arkadaşlar. Sadece Bayern eyaletinde Münih civarında. Başka yerde değil kimse birbirlerine yaklaşmadılar. Lavaboya gidiyorsun iki lavabo yan yana bir tanesini kapatıyorlar. Kendi firmalar kendileri yapıyor. Bakın kendileri. Bütün işçilere dezenfektanını, temizlik aletlerini, maskelerini, bütün her şeylerini verdiler. Sokakta insanlar birbirlerine yaklaşmadılar. Sokağa kimse çıkmadı burada. Hiç kimse herkes evinden alışverişini evinden gidermeye çalıştı. Türkiye'de koronavirüs yayılmasın diye Süleyman Soylu son 2 saat kala cuma gecesi 2 saat kala sokağa çıkma yasağını ilan etti ve izdiham yaşandı. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, Türkiye'nin konjonktürü bunu gerektiriyor. Neden derseniz, Türkiye'de insanlar daha önceden haber vermiş olsaydı herkes marketlere akın edip bu koronavirüsünün yayılmasını daha da artıracaktı. Çünkü Türkiye Türkiye'de yaşayan insanların bazı karakterlerini biraz anlar bilir olduk. 15 Temmuz darbe gecesi gördük. Bankamatiklerin önlerine gideni. Ne vardı yani? Adam cuma günü yasak etti diye bütün herkes ayaklandı, suçladı Süleyman Soylu'yu. Ben de doğru bulmadım. Hani son 2 saat kala e, yasak uygulamasını. Doğru değil de erken söylemesi gerekirdi diye düşünüyorum ama Türkiye'nin konjonktürü buna uygun değil. Bak söyledim bunu da. Son 2 saat kala söyledi diye ne vardı yani 2 gün evde acınızdan mı ölecektiniz? Ne oldu yani 2 gün evde dursaydınız aha oruç geldi, Ramazan geldi, o kadar aç kaldık. Evimizde o kadar alışverişimiz, yiyeceğimiz her şeyimiz vardı. Zaten fırınlar zaten kapanmadı. Herkes fırın ekmek ihtiyaçlarını zaten aldılar. Evde de diğer ihtiyaçlarınızı da illaki konserveniniz, domatesiniz, patatesiniz eskiden vardır yani soğanınız veyahut da nohut, fasulye biraz kuru gıda vardı. Belki dört dörtlük beslenemezsin ama elinde olanlarla iki gün idare edebilirdin. Öldün mü yani? Ne oldu iki gün için bu kadar ayaklandınız? Kimse kimse anlam veremiyor ki yani derdiniz ne? Neden ülkenizi bu kadar sevmeyip hakaret ediyorsunuz? Ülkenizin sizin başınıza getirmiş olduğu bir virüs değil. Dünya bütün bütün dünya bu virüsle mücadele edip zaten bununla uğraşıyor. Bakın Amerika'da 100 bin, 100 bin ölüyü geçti. Koskocaman bir il kadar neredeyse. Türkiye'nin çoğu ilinden büyük 100 bini geçti. 100 bini geçti. Ölü sayısı Amerika'da. Bütün dünya bununla uğraşırken iki günlük Evde kal yasağına uymayıp da ortalığı karıştıranları söylüyorum. Koşarak 2 saat kaldı diye koşarak marketlere gittiniz. Hepiniz hücum ettiniz de ne oldunuz? Bakıyoruz adamların alışverişine cips alıyor, kola alıyor. Çitos diyecek evde. Ya hani yani alışverişin de hani bir alışverişin olsun zevkini alıyorsun yani zevkine. Kola almış, çitos almış. Ne olur kolayı içmesen ya da cipsi yemesen iki gün evde ölecek misin yani? Ölecek misin? İki günde soğan ekmek ye yani. Ne olacaktı yani? Bu kadar ortalığı velveleye veriyorsunuz. Anlıyoruz hükümetinizi sevmediğinizi. Anlıyoruz ama bakın Almanya'da Hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı ilan etmediler ama kimse sokaklara çıkmadı. Hiç kimse sokaklarda maskesiz dolaştılar ama birbirlerine 10 metreden fazla yaklaşmadılar. Yolda iki kişi karşı karşıya gelirken bile birisi yolun en sağından kaldırımdan düşecekmiş, öbürü de en solundan düşecekmiş gibi böyle yürüdüler. Birbirleriyle temas etmediler. Alışveriş yerlerine gittikleri zaman maske taktılar. Kendileri kendi şartlarıyla. Herkes dikkat etti. Devlet sadece okulları tatil etti burada. Başka fabrikalara mecbur şart koşmadı. Restoranlar kapanmadı. Hemen restoranların arasında 10 masa var. Hemen 5'ini çıkardılar. 6'sını çıkardılar. Küçük küçük oldu. Daha sonra koronavirüsünün en yaygın olduğu dönemlerde ise restorantının içini kapatıp içerisinde oturmadılar. Sadece döner diyelim. Dönerciden bahsedelim. Döneri kesen bir kişi kesip bir kişi de bir bölme yapıp öbür bölmeden kapının önüne bir masa koyup masadan dışarıdan herkes üçer metre mesafeyle müşterilere açık havada siparişini verip o parasını alıp dönerciye e, siparişi söyleyip o hazırlandıktan sonra eline verip parasını alıp gönderdi. Alıp gönderdi. Hiçbir müşteri içeriye sokmadılar. İşçiler bile içerideki iki işçi bile birbirleriyle temas etmedi. Böyle adamlar organize oldular. Sadece bunu dönerciden söylüyorum bakın. Hastanelerde okullar okulları kapattılar. Okullarda bile bir dönem açıldı ama okullardaki tuvaletlerin, lavaboların birbirlerine yan yana olanların hep birisini kapatıp birisini açtılar. Birisini kapatıp birisini açtılar. Hastanelerde aynı şekilde toplu oturum alanlarındaki sandalyeleri kaldırıp şahıstan bahsediyorum. Devletten demiyorum bakın. Bir kere sokakta öyle bir polis, bir e, jandarma zaten yok da polistir, devlet görevlisidir. Durun, nereye gidiyorsunuz? Yasaktır, şudur budur. Asla denmedi. Sizin hastalığınız var mı? Siz korona mısınız? Siz ateşli misiniz? Asla denmedi. Sadece Almanya giriş ve çıkışlarda kapatılma oldu. Almanya'nın içerisinde herkes kendi evinde kendi muayenesini kendisi yaptı. Hasta mısın? Almanya'da ateşin çok mu? Korona mısın? Telefon açıyorsun, hastaneye gidemiyorsun, yasak kabul etmiyor. Doktorlara gidemiyorsun. Doktora gidiyorsun, aşağıdan zile basıyorsun. Doktor hani ev doktorları var ya, zile basıyorsun, yukarıdan konuşuyor. Neyin var senin? Sana soruyor eğer korona tespiti yani teşhisi gibi bir şeyler varsa seni içeriye zaten almıyor. Sadece rapor yazıyor hastayım diyorsun. 3 gün hadi git hemen kağıdı veriyor içeri almıyor zaten. Giremiyorsun doktorun yüzünü göremiyorsun. Orada çalışanlar seninle birebir görüşmüyor. Almanya'da adamlar kendi önlemlerini kendileri aldılar. Daha sonra korona mı var sende? Korona tespiti mi yapıldı? Hani söylentide ama test sonucu değil. Sana diyor ki eve git bir odaya gir. Ailenden uzak dur. Orada şu söylemiş olduğum yemekleri, gıdaları bunları tüket. Bu ilaçları kullan. Ve orada kendini muayene et. 15 gün 20 gün çok ağırlaşırsan solunum hani yetersizliği çekersen ayak hani çok kötüye gidersen artık ondan sonra bir şeyler yapma durumları olabilir. Belki o zaman hani ekiplerden onların korona ekiplerinden belki gelip de seni ölümcülsen belki bir şeyler yapabilir ama çoğu kişiyle böyle ilgilenmediler. Kimse gelip de senin yani neyin var testin var sadece telefon üzeri sana te koronan var mı yok mu bunu söylediler. Ama insanlar buradaki insanlar akıllı. Buradaki insanlar sadece televizyonlardan gazetelerden okuyup bir kez duyduktan sonra korona tehlikelidir. Önlem alın mesafe koyun gerekmedikçe iş yerlerine gitmeyin evinizden bilgisayardan çalışın gerekmedikçe alışverişlere dışarılara çıkmayın demesi yetti. Zaten Almanya kilitlendi. Hiç kimse sokaklara çıkmadı. Ölü gibiydi Almanya ölü. Sadece kuş seslerinden başka hiçbir şey yoktu. Bomboştu sokaklar. Bir kişi bile yoktu. Bir kişi bir Allah'ın kulu bile yoktu. Hem de en işlek en ana caddelerdi. Çünkü zekalı insanlar. Türkiye gibi ben dayıma gidiyorum. Ben amcama gidiyorum. Ben yeğenime gidiyorum. Her gün gidiyorum ya. Ölmeyecek misiniz? Zaten öleceğiz. Ölümden mi korkacağız? Öyle mi oldu böyle mi oldu? Gençlerin hani ateşleri var ya. O ateşleriyle Birbirlerine virüsleri yayacak korkusu, yaşlara bulaştıracak korkusu devletin böyle önlemler almasına sebebiyet verdi. Ama devletiniz önlem aldı. Nerede bir hasta, nerede bir korona tespiti varsa o şehirde, o ilde, o köyde hemen karantina ilan edildi. Doktorlar, ekipler geldi hastanelere kaldırıldı. Bu korona virüsü yayılmasın diye size anında müdahale edildi. Başka kişilerle temasın önlendi. Büyük önlemler aldı devletiniz. Ne yapsın? Ne istiyorsunuz? Yemek pişiriyorsun. Pişirdiğin yemeğe ağzına götürme. Dur yeme. Ben o yemeğe hemen bir test yapayım. İçinde korona e, bakterisi var mı? Eğer bakteri varsa korona virüsü o zaman o yemeğe yeme. O zaman onu çöpe dökelim başka yapalım. Böyle mi yapsın istiyorsun devletin? Ne istiyorsun yani? Neyin nankörlüğü bu? Neyin kabullenmezliği, neyin agresifliği, neyin egosu bu yani? Devletinden daha ne istiyorsun? Ben anlamıyorum sizi. Devlet ne yapsın sana? Gelip de senin tuvaletini mi temizlesin? Yatak odanı mı temizlesin? Ne yapsın? Devlet işte sana önlem al, zararlı demiş. Dikkat et demiş. Evini dezenfektan yap demiş. Maskeni tak demiş. Mesafene koru demiş. Ya da hastaysan gelmiş, ilgilenmiş. Dağın tepesindeysen, uzaydaysan bile ekip sana palet göndermiş uçak göndermiş doktora hastanene almış tedavi etmiş ilgilenmiş hapınla ilacınla bedava seni muayene etmiş Veyahut da sana önlem almış annene babana gitme sokağa çıkma demiş hafta sonu dikkat et mesafe koy neler demiş neler bu kadar önleme rağmen neyin nefretli neyin kini bu devletinize ne alıp veremiyorsunuz bu kadar hainlik neden görmezlik neden insafsızlık neden bu devletle alıp veremediğin ne hükümetle ne yani. İnsan Müslüman diye insan adı Erdoğan diye bu dünya bu Türkiye'ye 17 sene hizmet verdi diye o kadar okullar yollar hastaneler akla gelmedik havalanları neler neler yaptı diye ne oldu yani tutturuyorsunuz bir Erdoğan düşmanlığı Erdoğan düşmanlığı bu ne bu neyin kini ya adam sizi uzayda bile olsanız gelip sizin arkanızı kurtardı ya Kıbrıs'tan. Türkiye'ye gelemeyen insanlara gidip yardım ediyor. Çin'den, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den öğrencilerini özel uçaklarla topladı. Ücretsiz olarak kendi ülkesine getirdi. Karantinada 14 gün muhafaza etti. Hepsinin yiyeceklerini, içeceklerini, giyeceklerini hepsini kendisi karşıladı. Hacıdan, umreden gelen insanları karantinaya aldı. Bütün hizmetleri devletiniz size yaptı. Siz bu devlete neden bu kadar kindarsınız? İsviçre'de bir kız sadece korona yüzünden devlet bizde ilgilenmiyor. Biz evde hani o da korona olduğunu sanmış. Onu sırf korona teşhisi konmadı. Korona şüphesi var diye Türkiye'den özel uçakla Türkiye'den buraya İsviçre'ye gelip onu Türkiye'ye aldınız götürüp tedavi ettiniz. Arkasından Tele 1'den bir sürü o PKK'nın yandaş kırmızı bültenle aranan bir adamın karısı çıkıyor Tele 1 muhabiri olarak bağlanıyor. Ya bu İsviçre'den getirilen vatandaş yok. E, Konya'nın kulunun bilmem ne köyünün e, sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın hemşerisiymiş, köylüsüymüş, komşusuymuş bilmem neymiş. AKP'liymiş diye bilmem ne yalan yanlış kara propagandalar yaptınız. Adam Batman'ın Ercişen köyünden çıktı. Batman'lı çıktı Konya'ya. Batmanlere arkasından adam AKP üyesi dedin sadece AKP gönüldaşı gönüllüsü yani üyesi olmak zorunda değil ki ne sadece sevebilir. Türkiye'de Türkiye'nin yarısından fazlasının oyuna sahip olan bir parti illa ki iki kişiden bir kişi AKP sevdalısı oluyor yani. Bu demek değil ki AKP ile yatıp kalkıyor anlamına gelmiyor ki ne. Avrupa'da yaşayan biz Türkler her an başımıza bir iş geldiği zaman arkamızda bir devletimiz var diyoruz bunun AKP ile veyahut da hiçbir şeyle bir anlamı yok ki ne? Bir başımıza iş geldiği zaman, birisi evimizi yaktığı zaman, kundakladıkları zaman anında devletimiz Cumhurbaşkanı eskiden Başbakan vardı. Anında Dışişlere Bakanı, Ekonomisi, Ticaret Bakanı, kim gelirse konsolosluk anında burada olay yerinde bitiyordu ve gerekli soruşturmalarda bulunuyordu hakkımızı arıyordu bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye elinden gelen her türlü önlemleri alıyordu ve bunların sayesinde biz burada Avrupa'da rahatız şu anda bizi o yüzden yakamıyorlar bitiremiyorlar bizi yok edemiyorlar eğer devletimiz böyle güçlü bir şekilde arkamızda durmasaydı her gün bizi yakacaklardı her gün yakacaklardı burada Almanya'da yabancılar düş, yabancı düşmanlığı aldı başını gitti. Yabancı düşmanı partiler göreve geldi. Artık Türkiye gibi güçlü bir devletin baskısı sonrası mecbur kalıp onları diskalifiye ediyorlar. Aralarına eleman ajan yerleştiriyorlar. Saldırı olmadan önce önlüyorlar. Onları harekete geçiren kişilerin önlerini kesiyorlar. Veyahut da kendileri de bazen harekete geçiyordu. Onlara emir veriyordu, yapıyordu, yaptırıyordu. Ne olacak? Köküne hani kezzap suyu 100 tane Türk eksik olsa ne olur diyordu. Umurumda mı? Tohumuna para mı saydım diyordu adam. Ama şimdi bunları yapmıyor, yapamıyor, cesaret edemiyor. Bunların önlemini kendisi alıyor yapmıyor, yaptırmıyor. Çünkü bunlara cezasını artık vermek zorunda. Eskisi gibi üstünü ört bastır etmiyor edemiyor. Çünkü arkasını arayan araştıran devletimiz var. Bunları araştırıp bulup cezası veriliyor. Hesap vermek zorunda kalıyor. Bu yüzden Avrupa'da biz rahat yaşıyoruz. Yatağımıza girdiğimiz zaman bizi birisi yakacak mı yakmayacak mı korkusuna kapılmıyoruz. Çünkü davamızı güdecek bir devletimiz var. Biz burada o devletin sayesinde şemsiyesi altında rahatça yaşıyoruz kalıyoruz, barınıyoruz. Siz kendi memleketinize, kendi devletinize hainlik yapıyorsunuz. Düşman, kin, bu egoist, bu bu saldırı neden yani? Ne, ne Neyi alıp veremiyorsunuz? Acınızdan öldünüz mü? Yok mu oldunuz? Geberdiniz mi? 99 yılın depremi sonrasında açlıktan, yokluktan, sefaletten yok olmuştunuz. Hastanelerde de kollarınız, bacaklarınız, yanlış ameliyatlar, ölüyordunuz, gidiyordunuz. Youtube'da iki düğmeye basın, açın. 99, 95, 97 hastanelerini batık hortumlanan bankaları, iflasları, kredileri ya insanlar dolandıran dolandıranaydı, çalan çalanaydı. O zamanlar Türkiye olarak batıktık, bitiktik 1 milyon dolar kimse kredi bile vermiyordu ülkemize. Türkiye Cumhuriyeti'ne 1 milyon dolar kredi alamıyordu. Mesut Yılmaz Avrupa'ya gelip de Almanya'nın herhangi sıradan bir bankasına Başvurduğunda 1 milyon dolar 1 milyon 1 milyon euro krediyi aldığında şapkasını havaya atıyordu ya. Sevincinden ayakları kıçına değerek Türkiye'ye gidiyordu. Şimdi şimdi Türkiye'de sadece İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra 96 milyon euro Fransa'dan 110 milyon euro Almanya'dan Londra'dan da tam net rakamı bilmiyorum 200 milyon euroya yakın bir civarda kredi başvurusu yaptı. Türkiye'yi 9 trilyon TL borca soktu. İstanbul Belediyesi Türkiye değil İst